Alıcın görmüş olduğunuz gibi meyvesi yeşil bir renk almış. Bir ay sonra kızaracak. Alıcın Türkiye'de 90 çeşit alıç, dünyada 900 çeşit alıç var. Bu gördüğünüz alıç loplu alıç denir. Neden? Çünkü yaprakları şu şekilde 3 lop. Loptan oluşur. Loplu alıç. Alıcın nesi kullanılır? Bazıları zannediyor ki meyvesi kullanılır. Bazıları dalının kabuğu kullanılır zannediyor. Hayır. Alıcın yaprağı, bu yaprağı, şu yaprağı ve çiçeği. Meyveye dönmeden önce yaprak ve çiçeği toplanır, kurutulur, çay yapılır veyahut da destilasyonla, ekstraksiyonla birleşimindeki hiperisin, hiperforin, hiperglukozit gibi flavon glukozitler gibi etken maddeler destilasyonla damıtılarak elde edilirse bunun damlası, drajesi, kapsülü yapılır. Alıç ne için? Alıç dünyada bilinen kalp damarı rahatsızlığına karşı en etkili bitkidir dünyada. Sadece Almanya'da 3664 kalp zafiyeti olan hasta üzerinde koroner kalp yetmezi, yani kalbi besleyen 3 ana damar var. Bunlara koroner, koroner denir. Yani taç yaprak, taç damar denir. Kalbi besleyen her insanın kalbi yumruk büyüklüğünde düşünelim. Bu yumruğun etrafında kalbi besleyen 3 damar var. Bu damarlarda tıkanma olursa ne olur? Kalp krizinden kişi ölebilir. İşte bu alıcın birleşimindeki hiperisin denen etken madde ne yapıyor? Kalp damarlarını açıyor. Kalbe kan akışını artırıyor. Kalbi besliyor. Kalbi güçlendiriyor. Kalp için dünyada en etkili bitkidir. Dünyada bundan daha etkili kalp için hiçbir şey yok. Şimdi biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Alıç Forte. Birleşiminde oğlotu ekstraktı, ginseng ekstraktı, ginkgo ekstraktı gibi 19 çeşit bitki içerir. Yüksek tansiyonu önler, kolesterolü önler, lipid, trigliseridi önler. Birçok faydası var. Hiçbir yan etkisi yok. Kişi kullanabilir. Mesela Gaziantep'ten bir beyefendi 2 defa kalp damarlarındaki tıkanma nedeniyle stent taktırmış. 3. defa tekrar ameliyat olması gerekiyor. Arkadaşı dostu demiş ki ya benim Gökçek iksir, Gökçek tonik, alıç forte. İşte ondan ben ürünler aldım. Böbrek yetmezliği zafiyetim vardı. Diyalize girmem gerekiyordu. Diyalizden kurtuldum. Sen de bir dene. Tamam deneyim demiş. Biz aradı dedi ki 3. defa stent taktırmak istemiyorum. Beni bundan kurtarabilir misiniz? İnşallah dedim. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Bu vatandaşa biz iksir, aloe vera jel, alıç forte, enginar forte, damar çayı, enfeksiyon çayı gönderdik. 6 hafta sonra doktoruna gittiğinde ameliyata gerek yok amcacığım diye adamcağız 72 yaşında eve göndermişler. Alıç kalp damar için dünyada bilinen en etkili bitkidir. En etkili. Ha, bazıları diyor ki Panax kalp damar açar. Panax kalp damar için değil. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Ama kalp damar için etkili diyorsa içerisinde kimya var. Panax kalp damar için değil. Ginseng Panax halsizlik, dermansızlık, yorgunluğa. Bu konuda en detaylı bilgiyi benim kitaplarımda var ayrıntılı olarak. Nedense bazıları uzman kesiliyor. Panax şuna ilgili, Panax. Hiç ilgisi olmayan laf ediyorlar. Bazıları bitkisel gıda takviyelerinin içerisinde kimya katıyor. Kan sulandırıcı. Vatandaş faydasını görmüyor değil. Kimyasal ilaç olunca faydasını görüyor. Ama kan sulandırıcılar, kontrolsüz kan sulandırıcı iç kanamada ölümlere sebep oluyor. İnternet sitelerine bir bakın. Bazı firmaların üretmiş olduğu Panax'tan dolayı ölenler, hastanelik olanlar yüzlerce. Benim söylemem önemli değil. Şikayetyolla.com, tüketicihakları.biz, şikayetvar.com gibi şikayet sitelerine girin. Sahte ürün üretenlerin insanların ölümüne sebep olduğunu göreceksiniz. Hürmetler, saygılar.